Osmanlı Devleti yükseliş döneminde ticaret yollarının kontrolünü ele alarak büyük gelirler elde etmeyi başarmıştı. Ancak Safevilerin ortaya çıkması, Portekizlilerin Afrika kıtasını dolaşarak yeni ticaret yolları keşfetmesi, Osmanlı Devleti'nin gelir kaynaklarını ciddi derecede düşürmeyi başardı. Artık Osmanlı Devleti ticaret yollarının merkezi konumunda değildi. Bu sebeplerden dolayı devletin geliri düştüğü için vergi artışına gidilmek zorunda kalındı. Diğer taraftan Avrupa devletlerinin de güç kazanması eskisi gibi seferlerin başarılı olmasına mani olmaya başladı ve devlet bu faaliyetlerden kazandığı gelir kaynağından da olmaya başladı. Osmanlı Devleti tımar sistemi aracılığıyla idari, askeri, ekonomik ve sosyal düzeni sağlarken üretim, fiyatlandırma, vergilendirme ve harcamaları taşradaki temsilcileri aracılığı ile gerçekleştirmiştir. Devlet gelir kaybının azalması üzerine halkın vergisini arttırınca halkta devlet merkezine karşı ayaklanmalar gerçekleştirmiştir. Diğer taraftan tımarlıların da askeri görevine son verilmesi eski Osmanlı askerinin yönetime karşı çıkmasına vesile oldu. Bu sebeplerden Celali isyanları Anadolu'nun başına Yavuz Sultan Selim döneminden beri bela olmuş ve bu ekonomik krizlerin de yaşanmasını fırsat bilerek halkı isyana teşvik etmiştir. Bu isyanlara en büyük desteği veren ise yıllarca Safeviler olmuştur. Vergi sisteminin bozulması üzerine halk göç etmeye başladı. Göç etmeyenlerden ise eşkıyalık yapanlar çıktı. 1600'lü yılların başında Maraş ve Sivas bölgelerinde isyanlar çıktı. Bu isyanlara işsiz kalan sekbanlar da katıldı. 1601 yılında bu isyan büyümeden bastırıldı. Osmanlı Devleti bu Celali isyanlarını bastırmak üzere isyancı elebaşları ile anlaşma yoluna gidip çoğunlukla Rumeli ve Avrupa topraklarında eyalet yöneticisi gibi büyük küçük görevler verdiyse de bu yaşananlar isyancıları daha da cesaretlendirmeye başladı. 1603 ve 1607 yılları arasında Anadolu'da isyan ciddi boyutta büyüdü. Kalenderoğlu, Tahvil Ahmet ve Can Balatoğlu gibi elebaşları isyanı körüklediler. Anadolu'daki köylüler yurtlarını terk etmeye başladılar. Bu olay Osmanlı Devleti'nde Büyük Kaçgun olarak adlandırıldı. Kuyucu Murat Paşa, Zitvatorok Antlaşması'nı imzalayarak Avrupa'da Avusturya ile barışı sağladı. Bu sayede devlet bütün gücünü Celali isyanlarına ve devam eden Safevi Savaşı'na verdi. 11 Aralık 1606 günü Kuyucu Murat Paşa sadaret mührünü aldı. Osmanlı Devleti'nin yeni vezir-i azamı oldu. Kuyucu Murat Paşa'ya Kuyucu denmesinin sebebi 1585 yılında 3. Murat devrinde Özdemiroğlu Osman Paşa'nın serdar olduğu Tebriz seferine Karaman valisi olarak katılmıştı. Gerçekleşen muharebede etkin rol oynayan Kuyucu Murat Paşa, geceye kadar devam eden çatışmalar esnasında karanlıkta bir kuyuya düşerek esir edildi ve Alamut Kalesi'ne hapsedilmişti. 1590 yılındaki antlaşmanın ardından da serbest kalmıştı. Bu yüzden kendisine Kuyucu Murat Paşa denirdi. Celali isyanları bu sırada ciddi derecede alevlendi. İsyan Bursa'yı tehdit eder bir vaziyet almıştı. Murat Paşa ilk olarak Can Balatoğlu Ali'nin üzerine yürümeye karar verdi. Yanında 80 yaşlarındaki Kanice müdafaası ile tanınan Tiryaki Hazan Paşa bulunuyordu. Temmuz 1607'de harekete geçen paşa, geçtiği yollardaki isyanları birer birer bastırmaya muvaffak oldu. Bursa'yı tehdit eden Kalenderoğlu ile savaşmadan antlaşma yaptı. Kendisine Ankara Sancak Beyliğini vererek isyanın bu kısmını bastırdı. Konya üzerinden Can Bolatoğlu'nun üzerine yürüdü. Konya'dan Adana'ya kadar olan isyanları bir bir bastırdı.
Can Bolatoğlu'nun Oruç Ovası'nda Osmanlı ordusunu beklediğini haber alınca derhal harekete geçti. 23 Ekim 1607 günü gerçekleşen muharebede isyancılar bozgun yedi. Can Bolatoğlu ise Halep'e kaçmayı başardı. Murat Paşa kaçan isyancıların peşine düştü ve bu isyanı bitirmek adına kışı Halep'te geçirmeye karar verdi. Kalendaroğlu Ankara Sancakbeyliğini almasına rağmen isyana devam etti. Ağustos 1608'de Kalendaroğlu'nun birlikleri mağlup edildi. Amasya civarında faaliyet gösteren Tahvil Halil ile Kalendaroğlu'nun buluşacağını öğrenince onları takibe devam etti. Sivas'a geldiğinde payitahttan kendisine haber geldi. Kışı Anadolu'da geçirip ertesi yıl Safeviler üzerine sefere çıkması emredildi. Nitekim Murat Paşa Sultan Ahmet'e yazdığı mektubun ardından İstanbul'a döndü. Birçok Celali isyanını bastıran Murat Paşa İstanbul'da sevgiyle karşılandı. Sultan Ahmet Safeviler üzerine sefer yapılmasını istiyordu. Ancak Murat Paşa Celali isyanlarının tamamen bitirmeden sefere gidilmesinin doğru olmadığını dile getiriyordu. Haziran 1609'da Osmanlı ordusu Üsküdar'da toplandı. Anadolu'da teşkilatlandırdığı Osmanlı birlikleri isyanı bastırmaya muvaffak oldu. Anadolu'da sükunet sağlanınca yerlerinden kaçan halk geri dönmeye başladı. Kuyucu Murat Paşa Safavi seferi için İstanbul'dan ayrıldı. Paşa Erzurum'a vardığında Şah Abbas ağır hediyelerle birlikte elçiler gönderdi. Kanuni devrinde yapılmış olan Amasya Muahedesi üzerinden sulh istedi. Murat Paşa kabul etmedi. Şah Abbas'ın bulunduğu Tebriz üzerine harekete geçti. Şah sulh isteğini yeniledi. 5 gün 5 gece boyunca iki ordu büyük bir savaş verdi. Osmanlı askeri ordugâhta sanki padişah varmışçasına savaştı. Nitekim iki tarafta yenişemediler. Tedbiren kışın Tebriz'de kalmanın doğru olmadığını düşünen kuyucu Murat Paşa Diyarbakır'a çekildi. Kışı burada geçirecekti. Nitekim 5 Ağustos 1611 günü Serdar Paşa vefat etti. Böylelikle Kanuni Sultan Süleyman devrinden kalma çok tecrübeli bir devlet adamı daha dünyadan göçtü. Cenazesi ilk olarak Diyarbakır'a defnedildiyse de daha sonra İstanbul'a taşındı. Öldüğünde 90 yaşlarındaydı. Osmanlı kaynaklarında anneanneye çok bağlı bir devlet adamı ve tedbirden bir an uzaklaşmayan birisi olarak anıldı. Ancak Celali isyanlarını bastırırken katliam yaptığı iftiralarına maruz kaldı. Esasen dindarlığı ile bilinen bir paşaydı. Devlet için yaşına bakmaksızın sefer için bir an tereddüt etmezdi. İspanya'da Endülüs devrinden kalma halen çok fazla Müslüman bulunuyordu. Ancak kimliklerini gizleyerek yaşamaya devam ediyorlardı. Pazar günleri kiliseye giden Müslüman halk evlerinde gizliden namazını kılıp Kur'an okuyorlardı. İspanya'daki son Arap mimarileri de bu dönemde yok edildi. Hristiyan İspanyolların tarihi yapılara hiçbir saygısı olmadı. Osmanlı donanması İspanya ile 1492'de başlayan savaşını bir asırdan fazla olduğu halde devam ettiriyordu. Donanma-i Hümayun İspanya kıyılarını bastı. Taşıyabildikleri bütün Müslümanları aldılar. Bir kısmını Afrika kıtasına bırakırken bir kısmını İstanbul ve Anadolu'ya yerleştirdiler. Kuyucu Murat Paşa'nın yerine Diyarbakır Beylerbeyi Nasuh Paşa vezir oldu. 20 Kasım 1612 günü Safeviler ile sulh yaptı.
Kanuni devrindeki Amasya Antlaşması'na yakın bir antlaşma oldu. 15 yıl önce kazanılan 570 bin kilometre kare toprağın 400 bin kilometre karesi Safevilere iade edildi. Nitekim sulh dönemi sadece 2 yıl 6 ay sürdü. Safevilere tekrar savaş ilan edildi. Vezir-i Azam Öküz Kara Mehmet Paşa 22 Mayıs 1615 günü sefere çıktı. Yüz bin kişiyle Revan'ı kuşattı. Şah Nahçıvan'daydı. Osmanlı ordusunun üzerine gidemedi. Ancak 54 gün süren kuşatma başarıya ulaşamadı. Safevi Savaşı devam ederken Sultan Ahmet ateşli bir karın hastalığına yakalandı. 27 yaşını 7 ay geçiyordu. Daha çok gençti. Nitekim genç padişah hastalığı yenemeyerek 22 Kasım 1617'de vefat etti. Kendisinden çok büyük beklentiler vardı. Onun bu yaşta ölümü kendisinden sonra çocuk padişahların tahta geçmesine sebep oldu. Sultan Ahmet, Kanuni Sultan Süleyman devrinden beri ilk defa ciddi anlamda devlet işleriyle ilgilenen bir padişah oldu. Eğlence, zevk ve sefaya çok fazla ilgilenmezdi. Daha çok zamanını devlet işlerine ve hayır işlerine harcardı. Sefere çıkamadı ama Edirne, Bursa gibi yerlere sürekli gidip teftişler yapardı. Sarayda kadın nüfuzunun devlet işlerine karışmasından hiç hoşlanmazdı. Ancak eşi Kösem Sultan tam aksi istikamette hareket etti. Fatih Kanunnamesindeki kardeş katli meselesini güncelledi. Bu dönemden sonra alınan kararlara göre kardeş katli yasaklandı. Bunun yerine ekberiyet ve erşediyet sistemi üzerine hanedanın en olgun üyesi tahta geçecekti. Babası 3. Mehmet'in 19 kardeşini ve oğlunu boğdurması onu derinden etkilemişti. Sultan Ahmet'in bu düşüncesi kulağa her ne kadar hoş gelse de bu tarihten sonra tahta geçen yeni hükümdarların halktan kopuk ve devlet yönetiminden habersiz olması sorunları baş göstermiştir. Sancağa çıkma devri kapanmış oldu. Padişahlar sarayda daha kibar yöneticilik vasfından uzak yetiştiler. Bu tarihten sonra ordunun başına geçecek cengaver padişahlar çok az yetişmeye başladı. Sultan Ahmet eskiden at meydanı olarak bilinen yere Ayasofya'nın tam karşısına mimar Sedefkar Mehmet Ağa'ya muazzam güzellikte bir cami inşa ettirdi. Yılların at meydanı Sultan Ahmet Meydanı olarak anılmaya başlandı. Avrupalılar bu camiye Mavi Cami ismini taktılar. Günümüzde Sultan Ahmet Camii UNESCO Dünya Mirası listesine eklendi. Sultan Ahmet bu caminin 6 minareli olmasını istediğinde tepkiler geldi. O devirde sadece Mekke'deki Kabe'de 6 minare bulunuyordu. Sultan Ahmet'in emri üzerine Kabe'ye bir minare daha eklendi ve sorunu çözdürdü. Sultan Ahmet bu camiye çok önem verdi ve inşasında bizzat çalışıp taş taşıdığı söylenmiştir.